Isparta Meydan AVM'de depremzedeler için düzenlenen kermeste gönüllü olan Isparta Bir Kanıt Altında Derneği'nin kurucusu Halil Çeliker ile kermesin akışı hakkında konuştuk. Haberimiz sizlerle. Isparta Bir Kanıt Altında Derneği'nin kurucusu Halil Çeliker ile birlikteyiz. Şimdi size soralım. Katılım nasıl şimdiye kadar? 6. günündeyiz kermesin. Şimdi biz Isparta'da belki ilk defa olan bir 10 tane dernek birleştik ve depremzedelerimize yardım amaçlı bir etkinlik yapıyoruz. Hani açıkçası şehrimizin halkından daha fazla bir katkı beklerdim. Yani katkı maddi olarak olmasa bile evinde bir pasta börek yapıp buraya getirmelerini beklerdim. Ama buraya gelip insanlarımız hani bize pazarlık yapmaya kalkıyor. Hani şu 50 liraymış 40 olmaz mı? Hani biz buraya yardım amaçlı elimizden geldiğince işimizden, gücümüzden, vaktimizden feragat ederek bir hayır yapalım diyoruz. Ama insanlar hala ticari bir şey peşinde. Yani duyarlı insanımız tabii ki çok fazla. Buraya gelip elinden gelen her şeyi fazlası yapan insan çok fazla. Ama şehrimizden daha fazlasını beklerdik. Çünkü bu böyle bir etkinlik bu şehirde bence ilk defa yapılıyor. Herkes tek yürek, tek dilek oldu ve çok güzel iş yapıyoruz burada. Keşke daha fazlası olsa. Genel olarak Isparta'daki derneklerin katılımı nasıl? Birlik beraberle her dernek olumlu olarak bakmıyor. Hani biz yapalım, biz edelim, işte bizim adımız daha fazla duyulsun diye düşünen dernek sayısı çok fazla. Hani biz buraya iki dernek izin aldık ama tüm dernekler yapalım diye niyet aldık. Hatta benim kendi derneğimin logosunu bile ben asmadım. Hani ismim geçmesin yeter ki hizmet yapalım falan diye. Ama işte birçok mesela ilk başladığımız zamanki dernek sayısı, şimdiki dernek sayısı aynı değil. Birkaç dernek buradan hani biz yapalım diye ayrıldı. Olsun, önemli değil. Kalan sahalar bizimdir. Niyetini iyi olan, hakikaten doğru yolda doğru hizmet yapan tüm dernekler şu an burada olduğuna inanıyorum. Keşke sayısı daha fazla olsa. Genel olarak toplanan para miktarı yeterli mi sizce? Bu şekilde büyük bir etkinlik için bence çok az. Yani şu ana kadar 70 bin küsur civarında bir maddi kazanç elde ettik. Ben daha fazlasını beklerdim. Çünkü Isparta halkıma çok güveniyorum. Isparta halkının merhametine çok güveniyorum. Ama daha fazlasını beklerdim açıkçası. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun her şey için.